Bursa'nın Yunus Eli Mahallesi'nde geçen yıl temeli atılan merkez her yıl 2000 öğrenciye hizmet verecek. 8000 metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde terapi sınıfları ve atölyelerle birlikte tedavi amaçlı kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fizyoterapi salonu yer alacak. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, Türkiye'de ilk kez engelliler hukukunu oluşturduklarını söyleyerek, engelli bireylerin çalışma hayatına katılabilmesi için büyük bir değişim süreci geçirildiğini kaydetti. Öncelikle 2005 yılında yayınlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk defa engellilik konusunda bir engelliler hukuku konusunu oluşturduk. Ve devrim niteliğinde bir düzenlemeyle de engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Engelli iş koçluğunu başlattırdık. Yine EKFSS ile kamuda engelli memur ataması başlattık. Şu anda engelli memur ataması konusunda 2002 yılında 5000 iken bugün bu rakamı neredeyse 10 kattan daha fazla arttırarak 56.000'e yükseltmiş durumdayız. Yine engelliler için girişimcilik desteğimiz, hibe desteğimiz bulunmakta. Bakıma muhtaç engelli bireyler için evde bakım yardımının etkin bir şekilde devam ettiğini aktaran Selçuk, geçtiğimiz yıl 513 bin engelli vatandaşa 7 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Bakım yardımı kapsamında bugün Türkiye'de 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık bir ödeme yapmaktayız. Ve yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelere yönelik de yatılı bakım hizmetlerimiz mevcut. 354 bakım merkezimiz var ve bu 354 bakım merkezimizde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşamaktayız.